Talebesi, yani can ve hocanın talebesi,
oradan sonra. Hoca kalkar, Allah ne dedi, Allah şu ne dedi. Oradaki cemaat, talebeler dinler. Hiçbirler diyemez hocaya. Allah nerede konuşuyor? Sen nereden işitirsin bu sözleri? Biz de dinleyelim Allah'ı. Bunu diyemezsin. Hedef müsaade etmez, susarsın. Ama burada bak, tek soru cevap İslam'da, tasavvufta Hazreti Ali Efendimiz selam olsun içinde. Onun devrinde o sormuştu cemaatine. Onun cemaati kökler vardı. O da köklerin başıydı. Orada anlarımızın düşüncelerini, fikirlerini ortaya atıyordu. Hazreti Ali Efendimiz'den sonra Cenab-ı Mevlam soru cevaba girmişti. Sabahlara kadar muhabbetler devam edildi. Neden? Çünkü Mevlam'ın yanına cahiller var ama halimler daha çok var. Onlar anlıyoruz. Kalkıp akıllarını büyütmek için yahut da kendine çıkmak için sorular sorular muhabbet uzuyor. Uzadıktan sonra hepsi güzel bir gıdalara ayrılırlar. Bizim dışımızda pek soru cevap yok bu tarikatlarda. Neden yok? Çünkü bu tarikatlardaki şeyhler oturan postaki şey ona bir ilafet vermiş. Şey yapmış. Onu yapmış, onu yapmış. Hadi çıkarmış diyelim. 20 tane şey. Yapıştırdı seçeneğini pir sayın. Bir bakıyorsun canlı mısın? Bunlardan hiçbir netice çıkmaz. Hiçbir netice. Ver canlı mısın? Hocalar daha güzel konuşabilir. Neden? Almış Kur'an-ı Kerim'i tefsirine girmiş etmiş. Bunlarda Kur'an da yok. Ne büyümüşler. Kendisiyle de tam değil, oturan kişi de tam değil. Bu yüzden cemaati toplandığı zaman onun huzurunda meydancı. Hiç söylenmez dermişleri. Neden? Neden söylenmez? Şimdi posta oturan kişi de diyelim yok onu derecek. Kalkarsan 20 lira istiyorsan adam küçük bir şey yok. Abi 1 lira istersen verir belki. İşte bu havada bu Osmanlı'nın devleti bu Türkiye'yi böyle tutuyor. Eskiden belki biraz daha düzgün varmış ama yokmuş da. Neden yokmuş? Yine rahmetli Atatürk. Selam olsun üzerine. Geziyor tekileri, onların yaşamlarını görüyor, hallerini görüyor. Gördükten sonra kapatılıyor. Neresini bıraktı Atatürk? Mevlevileri bıraktı ve kardeşleri bıraktı. Pekala, Mevleviler ne yaptı? Abdülhamid Çelebi danışmanıydı Atatürk'ün. Dönüp dedi ki, dergâhlar dediğin mertebeyi bulmuşlar. Bizden sonra yönetici yok çünkü bizde diyor, alınır verilmez, ürtülmesi gerekiyor. Bak ürtmüşlerler. Son ayı tertipleyecekler Konya'da çağırdı Ahmetli Atatürk'ü son ayına. Aldı yaralarını gittiler. Aynı illerde gördüğünü selam ver, kendinden geçti Atatürk. Bakmıştır kendini semaya, gördüğünü selam ver, sema zenlerler, o da sema etmiştir. Bunu Fransızlar çekmiştir, devrilerine koymuştur. Yani bu yüzden
Şimdi tarikat Türkçemizde yok. Pekala biz burada şimdi kimin yolundayız? Bu yol nereye getirir bizi? Mevlana'ya getiriyor. Mevlana kimde? Bu şey vasıtasıyla öğreniyorsun. Eserler bir sürü var. Eserlere bakıp eserlerden öğreniyorsun. Öğrendikten sonra bakıyorsun. Öyle bir dil sarf etmiş. Hem senin anlığın sen aklına hitap ediyor, hem ruhuna hitap ediyor, hem gönlüne hitap ediyor. Hiç boş yer bırakmıyor. İşte seni anlığın seni hitap ediyor. Her bakımdan manen doyuruyor. Öbür tarafı nereye çıkıyor? Kadri'yim diyor, Abdülkadir Geylani'ye. Oraya çıkıyor. Şimdi Abdülkadir Geylani'yi temsil eden efendi, eğer kimmişse, onun büyüklüğüne, kimliğine vakıf verebilir bir şey. Vakıf değilse zikir, tutar zikirde. La ilahe illallah, la ilahe illallah, kalkarlar ayakta, hayvul, 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 hayvul. Arkadan amcası oğlu Seyyid Ahmet Rufay Hazretleri. O da misal olarak Rufay'ı, tarikatı, yolcuları Seyyid Ahmet Rufay'ı. Onu temsil eden kişi, kimse Seyyid Ahmet Rufay Hazretleri, onun hakikatlerine, büyüklüğüne vakıfsa, evlatlarına bir şeyler vakıfsa, o da seçilir. Nakşibin Hazretleri ona ceza, diğer tarikatıyla ona ceza. Şimdi bunlarda bu adamlar yok. Neden? Çünkü bunlarda veriliyor şeyler. Yetiştireyim. Kıdemli, kıdemsiz, biraz parası var. İlafet veriyor. Ondan sonra posta çıktığı zaman mütevazi bir hale ineceğine bir bakışsın, çıkan insanlık ondan kazlaşıyor, kabarıyor. Ben her zaman diyorum bu postun kılları birer oktur. Tevazulu olmayan birine her zerresine batacak. Ama şimdi o bilmiyor. O da anlıyorum seni idari. Hayalde geziyor. Bu yüzden şimdi biz ne yapıyorsun? Yerime adam yok. Yaşlar alıyor, birlikte 27 sene Mevlana'yı temsil ediyoruz. Teberruh. Teberruh ne demektir? Kalkar. Sübhan, Hüseyin, yakalar. Meydan aşarlar. Sema, meydan. Zikire. Geçer. Dükkan. İnsan olsun. Geçer. Sohbet yok. Sohbet ne olacak? Hafız Mesnevi'den yazacak. Yazacak. Hazırlayacak. Onları sunabilirse eyvallah sunamasa günlerden hiçbir şey gidermeyiz. O belli ben oluyorum. Bak bu post rengi yeşil. Ne mana taşır? İrşad postu. İrşad ne demek? Yolcuya kimlik vermek. Bu post, Şah'ım oturmamış bu posta. Neden oturmamış? Çünkü Şah'ım eli kalbi, süsaydı, eli hal. Bu posta Niyazi de oturmuş ve onun şeyi Nesim'i de. Babası da oturmamış Şah'ım. Posta eski. Benden sonra bu post kalkar. Burada bir semazen post koyarlar. Hafıza'da bir beyaz post koyarlar altına. Meslevanların postları beyazdır, ilim sahibi. Kalkar. Kırmızı post, meydan postudur. O posta bulur musun? Meydan açılacak, o posta oturur da. Açacak.
neden kırmızı o postu? Ne mana taşıyor? Onun manası güneşin doğuşu ve batışı. Burası ne anlıyorsun diye manevi güneşin yeri. Eğer suhbetlerimiz, istediğimiz yollar sizin ruhunuza sıcaklık, duygu vermezse kıymeti yokmuş. İşte bu yüzden anlıyorsun. Misal olarak da Mahmud'a o da muhabbeti arasında benim dedim Mevlana bir söz sarf ediyor. Diyor ki can garibe kaldı. Yok can zavallı kaldı benim nazarımda. Aşk da diyor garip kaldı. Şimdi can bir insanın burcunda olursa o insan canlı sayılır. Gözleri onun kudretinde görür. Aklı onun kudretinde. Yani ruhun ismi bir yerde can. Ne aşk da seni sevgiliye kavuşturacak. Onu da garip yaptı. Garip ne demek? Kimsesiz sevgili de yok. Şimdi ne oldu? Mesela orada bu ikisi çıkıldı kendine. Karşı tarafa düşünce yarattı. Şimdi sen Allah'laşırsan o zaman can da senden doğdu, aşk da senden doğdu. Onun için onlar senin kulu. Bu yüzden anlıyorsun, can zavallı. Aşk da garip, her şeyin üstünde bir güzel oldu. Şimdi bu hakikatler, bu güzellikler ne dile geldiyse Allah hepsini insan elbisesine girdi. Yavaş yavaş anlatmaya çalışıyor. Ne anlıyorsun? Onu anlayan, onu gören, onda yok olan o oldu. İşte Mevlana. Cebde Muhammed diyor. Hangi nurlara sahip ise bu alemde diyor, ben de diyor bir tane eksik yok, hepsine sahibim. Ben o kardeşim. Şesaretin hasta, Sultan beni çok sevir. Şesaretin kayınpederini biri gibi. Kayınpederi de damadını gördüğü zaman yatakta canlanıyor. Bana bir insan birini çok sevdi mi? Burada bir kırıksa, biraz üzgünse onu gördü mü? Hiçbir şey kalmaz o anda. Ona dünyalar verilmiş gibi olur. Şimdi muhabbet uzar. Uzayınca ağrılar baş göstermeye başlıyor. Sabahattin Efendi'den yüz derece yüz ağrısı hastalığın ağrısından yüz biraz buruşuyor. Buruşunca Sultan Mehmet Hazreti Efendi Baba Hazretleri siz hastasınız. Evet diyor Mehmet hastayım. Sen geliyorsun diyor, ben sağlığa ulaşıyorum. Muhabbet bu akşam biraz uzadı diyor, hastalık baş gösterdi. Aşağıda ağlamaya sultan beni. Sen bu alemden gidersen benim halim ne olacak? Mevlana'dan daha çok seviyor, kayınpederi. Kayınpederi daha dinliyor onun dertlerini.
Rabbi ve tefekküre, tefekkür haline kimseyi sokmayın. Oraya dinemeyin beni. Bakıyorum o kasır o halde. Ama buraya geliyor. Günüm Şesaret'in Efendisi velet velet diyor. Ben bu alemden duş ettikten sonra belki 3 ay geçer aradan, belki 3 sene geçer diyor. Benim gibi diyor birisini severse bu alemde, sen o kişinin önünü yükmek kucakla olur. Neden? O dedi benim dedi. Kabına bakma dedi. Biz baştan bir şeye sevgiyiz dedi. Nasıl anlatıyor kendini? Allah baştan bir şeye aşıktır, sevgidir. Zat Hazreti Muhammed'dir. Yaşam boyu hep çile çekti. Dilinden sevgiyi düşürmedi. Birliği, kardeşliği düşürmedi. Ayrıcalık yapmadı. Bütün alemin dedi, rahmetliyim ben dedi. Rahmetten maksat, baştan aşağı ve rahmetliyim ben. Bir gün Latife, hiçbir şaşı biraz. Hazreti Muhammed'in huzuruna çıkaydı. Ya Resulallah diyor. Ben öldükten sonra beni ne olur bırakma, cennetine al. Hazreti Muhammed öldüğünü diyor, biz yaşları almayız cennete. Cennete alacak gençler diyor. İster misin kadın? Çöpü gibi ağlamaya başlayın. Dünya dedi Muhammed. Teyze niye ağlıyorsun? Oraya yaşlar giremeyiz. Sen merak etme. Ben seni gençleştirip öyle alacağım. Ya. Bu yaşları almak değil. Zaten Hazreti Muhammed Selam'ın sözlerini yaraştan indikten sonra sahabe sordu. Allah'ın görüştün, nasıl gördün, nasıl buldun, kaç yaşlarında? Dönüp Hazreti Muhammed dedi, Allah namı deneyi güzellik. Ne güzelliğinde dünyada hiçbir varlık yok. Yaşı kaç? 17. Kime benzeydi? Biraz durdu Hazreti Muhammed. Dedi, bana benzeydi. Deyince bunlar hemen aparladılar. Müjde rahat otur kızım sen. Diz oturursun, rahat otur. Dünü bandır mısın? Düne kadar diyor. Elçilikten diyor size girdim. Allah'tan elçilik yapıydı. Şimdi ağlalık davasına girdim. Terk ettiler Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed Efendimiz selam olsun üzerine. Cahilleri tekrar toplamak için ben diyor latife ettim, şaka yaptım diyor. Ben yine elçiyim diyor, Allah değil diyor. Ürdü kendini. Şimdi hakikatler en güzel anlıyorsun. Dile tutuldu toplum anlaması için. Ustadımız Mevlam. Ne değil Mevlam? Yaratıcı diyor. Bütün kainatı yarattı. Dünya yokken diyor Hazreti Muhammed'in nuru. Yaratıldı. Ve o nur bütün kainata yayıldı. Bu yüzden kainat Allah'ın ailesidir. Kimseyi hor görmeyiz yok. Herkes de onurdan biraz damla vardır diyor. Şimdi diyor kainatı yarattı. Güneşten dile gelemek. Güneş suyu Allah'tan bir nebze süs etmiyor. Ay'a bakıyorsun.
bakıyorsun, yıldızlar da aydan söz etmiş, Allah da söz etmiyor. Hadi yarattı dağları, taşları, çiçekleri, çimenleri. Dağlar da Allah'ı dile getiremiyor, çiçekler de ağaçlar da yok. Şimdi Allah istiyor, anılsın varlıklarında. Hadi hayvanları yarattı. Bak burada melek diyebilirse, üç tur atayla semaya girmeden birinci bilir, Allah güneşi, ayı, yıldızları yarattı, dile gelemedi. İkinci bilir, Allah dağları, taşları, çiçekleri, çimenleri, okyanusları, denizleri yarattı, dile gelemedi. Üçüncü bilir, Allah hayvanları yarattı. Kara hayvanlarından misal olarak tavşandan file kadar, o taraftan kuşlardan serçeden albabaya kadar, yine anlıyor musun? Dile gelemedi. En sonunda diye gelmesi için insanı yarattı. Şimdi bakın, insanı yarattı, birinci selam. Yaratıldı insan, eller bağlandı. Ne okunuyor şimdi bu eller? La ilahe illallah. La ilahe illallah. Cihan doğar. Ancak sen selam. İnsanı yarattı, insan da kendini yarattı. İnsan yüzüyle bütün yaratıklarını seyretti. İnsan diliyle bütün yarattıklarını isimlendirdi. Kendi ismini de insandan. İnsan oldun mu? İnsan oldun mu? Sen o olmuş olursun. Ama insan olmadın diye insan sıfatında bir hayvansın. Huylarından yakalarlar seni, sen hangi hayvandansın? Dağdaki hayvanlar hepsi anlıyorsun. İnsan görünen hayvandan daha mazurdurlar. Mazur olmasaydılar daha kaçmazdılar. İşte bunun için anlıyorsun. Peygamberler geldi. Peygamberlerden sonra evliyalar geldi. Davete çıktılar. Kim yüz tuttu, kim kulak verdi, kim dinledi, o anlıyor musun? Kazandı ve kurtuluşa erdi. Şimdi yürü kurtuldu, yok bile daha. O kadar ucuz şey yok. Ne diyeyim? Ruh ne ki? Bedenden çıkayım, beden gece bütün. Asalar duruyor. Doğru sayısında çalışıyor. Nereye gitti bu? Neyi çok sevdiyse bu alemde, oraya yola çıktı. Allah sonrası istese bütün yerde sen la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Yutmaz Allah. Bazıları var ya, öyle yürürken her şeyden. Sen yarım saat önce, bir saat önce hayatın yürümek için çırpınıyorsun. Zikirlerin ısırında, akrabada, evlatta, parada, mülkte, malda, her yerde. Zerre kadar anlıyorsun. Pazarın yok senin Hazreti Muhammed'le. Kendini kandırmış olursun. Biz burada diyoruz ya, şahitleriyle yaşamış olsaydık bizler Müslümanlar. O zaman silaha gerek yok. Peygamberler silah kullanmadı. Dinleri silahlar. O kadar tatlı konuşurlar. Olmaz derler. Sonra her şey onların hükmünde. İsterse deprem yaratırlar. İsterse kasırgalar yaratırlar. Ederler, o kovunu batırırlar. Ama mücadele ederler. Bakmasınlar, dinlesinler. Neydi vazifesi onların?
insanları karamsar düşüncelerle aydın düşüncelere yönlendirmek. Mumun vazifesi nedir? Karanlık ortadan kaldırmak. Lambalar şimdi çektiler. Gün gibi yapıyor. Peygamberler de manevi ışıktırlar, evliyalar da. Sabır ederler. İncinirler, incitmezler. Kırılırlar, kırmazlar. Her şeye de eyvallah demezler. Güzel söz duyarsa eyvallah der. Çirkin söz eyvallah demez. Hazmin Allah'a emin vermek. Seni vekil kılıyorum Allah'ım. Yani beni uğraştı bu. Ama doğru söz eyvallah. Şimdi bazıları eyvallah, eyvallah ya ne söyledi bu insan ya eyvallah. Eyvallah'ın manası meydan senin, devam et. Ya ama diken iki her tarafa kasır bana eyvallah değil misin? İnallah belki diyebilirsin. Şimdi ben bir dervişim, derviş olmuş ama asabı, küfürü çok. Ufak bir şeyden kızayım. Basayım bir kalayım. Hadi bir gün oluyor, iki gün oluyor, bir hafta oluyor. Bir ay oluyor. Olmaz. Şey efendi gel buraya demiş. Gelmiş. Al demiş şu baklayı. Koy giden altına. İçimden diyor. Küfürlediği zaman isyan, o bakla çıkar dilinin üstüne, anlar. Kırıcı şey konuşma. Asabileşti mi çıkayım baklata, dili üstüne yani koyu dili aklınız üstüne. Küfürler yok, aradan aydar geçmiş. Hep baklayla gezeyim. Bir gün şey efendi bir tetiğe davete durmuş. Gerçekten beraber nokta gidiyorlar. O zamanlar Şeyh Efendiler resmiydi, taç kafasında, dirişlerinde, sike başlarında bir kadın, Dümüş Mahallesi'nden karşıdan bunlar edecekler. Bekleyin, evin canında, uyuyun canı, tak 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 tak, Şeyh Efendi duymuş. Dirmiş, sen de daha tutun. Dirmişler de durmuş. Buyurun demiş, hanımefendi. Cami vurdum, şimdi istiyorsun. Ne olur diyor. Zahmet biraz bekleyin. Hadi bekleyin. Gitmiş kadın. İçeride bir sepet almış. Getirmiş. Camın kastanına koymuş. Biraz kastanına. Bir sepet yumurtada. Çıkar yumurtaları. Sepet yumurtasından. Yumurta sepetinden. Şeher ve dirmişlere. Uzatır ile pencerelerden koy tavuğun altına. Bir vakitten sonra şey diyor, gidebilirsin şey efendi. Pekala diyor, gidebilirsin de neydi o diyor, yumurtaları bize püskürsün koyasın tavuğun altına. Niye dedim demiş, dermişlerim demiş, taçı çıksınlar. Onun için demiş, siz neye püskürdün? Nerede demiş benim o baklani evladım? Şimdi demiş zamanı geldi demiş çıkar o baklaya. Karşı tarafa demiş. Biraz beş harf oldu. Bak be. Yeri geldim ilanı. Bunlar tece mabetleri yaşarmış. Televizyon yok, sinema yok. Hadi ben zamanınızı alıp uçurmuşum. Zaman sizin, siz bir şeyden buraya dönüyorsunuz. Bir şeyden buraya dönüyorsunuz.
Her zaman kafama takılıyor, net cevap alalım senden. Allah geçinden versin. Usta diyorsun kimse yok mesela. Evet. Sema olacak her şey ama geldi birisi ben diyecek memur olacak. Evet. Memur olmak için nereye gideceğiz o? Evet, o zaman çıkarırlar mesnevi yönüne. Mesnevi şey yapar o şey. Şerlik. Bak şimdi dinle. Araba kazanıyor musun? Çok güzel bir seslenişi var. Dünyada dost ararsan Hazreti Allah eder. Mürşidi kamil dünyada istersen Hazreti Kur'an yeter. Devlet olmak istersen kanaat yeter. Nasihat istersen ölüm yeter. Bunlar da yetmezse demiş, nâr-ı cennem yeter. Dermiş dedi harabati. Allah'tan daha güzel dost. Var mıdır bu alemde yok. Şimdi dedik ya, azınlıkta yok. Mürşid-i Kamil tektir. İki tane, üç tane, beş tane yok. Tektir. Mürşid-i Kamil olan kişi kitabı konuşmaz. Neden konuşmaz kitabı? O zaman kemalata ermemiş. O olmamış. İçindekini dile getiremiyor. Dur alayım şu ayeti, bakayım mealine. Dur alayım bu ayeti, bakayım mealine. Dur oradan bir şey alayım, dur buradan bir şey alayım. İşte anlıyorsun. Kemalatta değil, kitapta. Şimdi Mahmut ne dedi? Dede dedi. Çıkmay aklından dedi. Bir soru sordum dedi, o kadar güzel cevap verdim dedi, o benim dedi hep kafamda. Ne dedi? Sordum dede sana dedi. Cenab-ı Mevlana halim midir, hümmü midir? Sen bana cevap verdin. Şems-i Tebriz'i bulmadıktan sonra Mevlana halim mi? Yüzlerce müftü yapıştırmış. Ama onun bunun eserleriyle meşgul. Hırz etmiş. Şimdi diyor, Şems-i Tebriz'i buldum. Bulduktan sonra Şems-i Tebriz ona en kıymetli kitap, Feridun Atari'nin eseri kitap. Feridun Atari'nin eseri olan kitap, Çımır kitabı. Feridun Atari kim? Feridun Atari 150 sene Feridun Atari'nden önce Mansur Ağaç rekarnasyon yapmış Feridun Atari'den. Koymuş ismini Feridun. Ve oradan devam edin yine acikatlarına. Sultan Ulema da Mevlana da koyamayın. O Hazreti Muhammed'e ulaşmak için Allah'ın davasına girdi. Neden bu da astiler? Karşı Resulullah'ın işine karıştı. Nasıl karıştı işine? Hazreti Peygamber Miraç'ta ümmetinin beraatını istedi. Mansur Ağlar dönüp dedi ki, ben dedi, Allah ile miraç etmiş olsaydım diyor, isterdim bütün insanlık aleminin beraatını. Sen misin bu Resulü'ye? İşte anlıyor musun? Hazreti Peygamber cemalini gizledi Mansur'dan. Sık sık görüştüler bu adam manada Resulullah ile. Şimdi sıkıntı bastı Mansur'a. Arıyor. Ya Ticam'ın serveri,
Resulullah. Neden yüzünü gizledin? Ne olur güzel. Yalvara yalvara üçüncü akşam çıktı Resulullah bunun rüyasına. Asıl yüzden. Ve bakma bir yüzüne Mansur. Mansur'a ağlaç başladı yalvarmaya. Suçum ne? Neden hasır yüzden duruyorsun? Neden onun yüzünü bana gösteriyorsun? Yalvarıyor. Peygamber Efendimiz, bilmiyor musun dedi sen suçunu? Bilmiyorum dedi ya Resulallah. Yüzümü vereceğim dedi göresin ama dedi, sevimi istiyorum senin dedi. Bak, pazarlık. Ben dedi, sen onu güzel şamanı ve bağırıp kalırsa bu başı işe yarar. Verdim dedi ya Resulallah. Ben dedi, ümmetimin beraberi istedim. Benden isteyen ben miydim yoksa o muydu? Bak Mansur ben. Mansur biraz kaldı. Senin her zeren o idi. İşte yarın Resul Mansur. Genel Hak. Ben Allah'ım dedi. Benden bu kainatta Allah'lık sıfatına eren yoktur. O benim. Halimler ayaklandılar. Tuttular hamdolsun. Fetva verdiler. Kazdılar dur. Çukur. Dümdüler boğaza kadar çukura. Taşladılar. Bir arkadaşı çok sevdi Mansur'u. Geldi bir demet dün bıraktı Mansur'a. Arkadaşına dönüp dedi. Ne biçim arkadaşsın dedi. Beni bu istiraftan dedi. Niye kurtarmadın bir büyük taş kurmadan başına. Yani beynimde altında. Akın rahmetine. Seni bir istisara boyuna düşürmekti. Çıkardılar kuyudan. Çarma koydular. Kopardılar. Başını kopardılar. Ayaklarını koydular. Kan. Akın cefasından yeryüzünde eski yazıyla yazdı Genel Hak. Şimdi o Mansur'u alır, oldukları bunu atar. Böyle güzel bir eser çıkardı ortaya ki olmaz derecede. O eseri doyumsuz okuyayım hemen. Niye dişim ciddi bir istek be? Al değerimden o eseri al da olsa. Rengi gitti. Şimdi bundan sonra artık eser bıraktı. Bunun eserini okumadı. Artık içinden gelenleri, dilekleri işte ünlü oldu. Muhammed Efendi, Hazreti Muhammed bak ünlü daha ondan Kur'an oldu. Mesnevi doğdu, Divan-ı Cibir doğdu, bir sürü eser bu. Artık Süleyh senin içinde o. Anlıyorsan Ahmet'in eserini, Mehmet'in eserini. Hazretmişim, okumuşum, etmişim. Kim biliyorsun, bildiğin sayısın kendini. Ama sevgiliye ulaştın mı?
Onu kendime öğrettim. O sevgiyi bu elbiseden başka da biliyorum ne? Yoksa nasıl yapma şaşırırsın, ne söyleyecek senin ağzında? Bakın şimdi Mevlana'ya. Diler padişah gelecek. Meclise vezirler gelecek. Ona bir musibet hazırla. Aç. İşte Mevlana'nın verdiği cevap selam olsun üzerine. Ne diyor? Efendiler diyor, sohbet bana ait değildir. Sohbet yolcunundur diyor. Ben onların cemallerine bakarım diyor. Onların gönülleri okunur bende diyor. Ve sohbet kendinden diyor, doğar diyor. Doğduğu zaman diyor, hem onlar dinler hem ben dinlerim diyor. Bak, birisi söyler ki, biri de bilir. Biri konuşuyor, hepsini dinletebiliyor. Anlatabilir mi? Yaparız şimdi. Şimdi anlıyor musun? Hatır işi değil. Katiyen anlıyorsun. Dur bunu getirelim. Bu kadar sene hizmet etmiştim ben de. En büyük hizmeti kim yaptı? Kimini? Yaratıcıya en yakın. Azazel Efendi. Azazel Efendi kimdir? Başımızdaki akıl. Cebrail Aleyhisselam ismi. Önce Azazel Efendi. Bak bütün azaların efendisi. Şimdi ona emir ederdi. Adem'e şezde ederdi. Azazel Efendi. Azazel Efendi dedi. Ben ona dedi. Şezde etmem dedi. Çünkü dedi o topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateşin de yüzü nur. Görmedi Adem'deki nuru. Azazel Efendi. Hakkın emrini dinlemediği için lanetlendi. Hangi isim aldı? İblis. Aklını beğendi. Kendini beğendi. Tevazuya düşmedi. Gitti. Şimdi anlıyor musun? Bu yok. Böyle bir yol ki sayısız sefer. Ne diyoruz? Yokluk yok. İşte Hazreti Muhammed Ağabey'in selam olsun üzerine. Hazreti Ali Efendimiz'e dedi, kapını çalacağım dedi. Sabah namazından sonra sen dedi içeriden sesleneceksin, kim o? Ben bunu diyeceğim, Allah'ın elçisi Muhammed'im. Buyur var mı? Sen bunu diyeceksin, yok. Yapamam dedi ben bunu ya Resulallah. Sakın bu yükü verme bana, bunlar anlaşmalıydı. Bunu Ali'nin camiası daha çözemiyor. Çünkü oğlu gibidir Ali Hazreti Muhammed. Dedi, burada bir ders vereceğiz insanlara alemine. Bir insan nasıl insanlık mertebesine gelebilir? Yani dedi, yani dediğimi yap. Geliyor sabah tak tak kapıyı. İçeriden imamlar yapıyoruz. Değil mi? Allah'ın nefsisi diyor. Ben diyor, Muhammed'im. Buyur var mı? Yok diyor, git diyor Allah'ın kullarına. Söyle Allah'ın nefsisi oldu mu? Gidiyor Hazreti Muhammed, kapı açılıyor. İkinci sefer. Yine çalacağım kapıyı, sen sorabilirsin kim o? Ben Allah'ın sevgilisi, Habibi Muhammed'im diyeceğim. Yine sen git, sevgili olduğunu Allah'ın, söyle Allah'ın kullarına. Almayacağım içeri. Üçüncü seferinde geleceğim. Şimdi kapıyı çalacağım.
sen kim diyeceğim, ben benim diyeceğim, el fakur fâli alem. Bu dünyada ne kadar varlıklar varsa hepsi benden üstündür. Ben hepsinden aşağıyım. O zaman kapıları açacaksınız bana. Koskoca Muhammed. Allah kapına nasıl çıkılır? Yok. Geldiği için taktakta kim o? El fakru fâl âlem. Hemen boynunu yağlasın. Al ilaç şeye, kimsiniz burada, nesiniz? Biz kırkımız, biriz, birimiz kırkız. Yalnız dedi, şimdi dedi, 39 kişiyiz dedi. Arkadaşlardan biri erzak almaya çıktı dedi, birazdan dedi. Gelir, erzak almaya Selman-ı Farisi çıkıp girmiş almaya. Şimdi Hz. Muhammed dedi ki, ya Ali ben seni imtihana tutacağım. Cebrail Aleyhisselam diyor ki, Allah bir yüzüm tanesi gönderdi. Bu yüzüm tanesini kırkınızı yemenizi istiyor. Anlayalım ki kırkınız birmişsiniz, biriniz kırkmış. Tamam diyor ya Resulallah. Kalkıyor. Kendisi. Ali raftan külçeni. Dudağı yüzünü izliyor. Dudağını deyip veriyor külçeni. Kokusunu alıyor yüzünü. Hepsi Ali ne yaparsa hepsi onu yaptı. Sonra anlıyor musun? Serçe parmağını dedi. Dudağı. Hepsinden kana kalsa inanacağım dedi. Kırkınız birbiriniz kırk. Kalkıp anlıyor musun? Kıla bir parmağını. Hepsinden aynı yerden kan damlamaya başladı. Selman-ı Farisi de giriyor dışarıdan içeriye onun da aynı parmağında. O zaman Hazreti Muhammed cezbedildi ve sema etmeye başladı. Ali Veren'deki sema oradan çıkmadı. Muhammed'in cezbesi de Hazreti Muhammed'in cezbesi. Şimdi biz bunları anlattık Hüseyin Doğan'a onlara ve semaları birledik. Ali Veren'deki semasını. Bizim semayı açan Cafer-i Dayak'ta Hazreti Ali'nin abisi. Arkadan Resulullah'ın evlatlığı zihni girdi. Zeyd'den sonra Hazreti Ali, Hazreti Ali'den sonra Hazreti Muhammed. Bizim semada doğru var. Onların semasında tek Resulullah var. Şems'le Mevlana yolda gidiyorlar ve değirmen başına geliyor. Bakıyor, ardın suyu nasıl vuruyor değirmenin çarkına. Çark dönüyor. Şems o anda hayal edin Cafer-i Dayak'ı başlıyor değirmenin önüne. Allah demeye sema ediyor arkadan Mevlana ve oradan semayı birbirlere geldiler. Bu yüzden anlıyor musun? Benlikle insan hiçbir yere varamaz. Yoklukla her yere varar. Şimdi melamiler sağ olsunlar. Melami manası yokluk. İster biz mevlimiler, ister kadriler, ister rufayiler, ister nakşiler efendiye intisap ettiği zaman varlıktan soyunurlar. Menamet ırkasını giyerler. Yokluk ırkasını giyerler. Ve öyle anlıyorsun hizmete koyulurlar. Bunun manası ne demek anlıyorsun? Sen yoklukta durmadın mı? Varlık olur. Ama sen yoklukta durmadın mı? Artık Süleyman'ı suladık biraz evvel. Bakın Hazreti Muhammed Efendimiz'in aklına C
Cebrail ismi verildi. Cebrail aleyhisselam. Neden? Kimsenin fikrini, eserini okutmadı, ne söylemiş, ne etmiş, dinlemedi. Madem ki ben onunla biriyim, şimdi o benden duyasın. Verdi kendisini iş alemine. Dinledi iç seslerini. Ondan sonra anlamışsın. Ve vahiy gelmeye başladı. Bir nevi ilham gibi. O ne anlıyorsun? Yüksek sesle konuştu. Neden yüksek sesle konuştu? Kulakları işitsin. Hoş gelirse kendi kulağına, senin de kulağına hoş gelir. Hep zamana göre, yaşadığı devirlere göre kendi kulağına hoş geldi, sana da anlıyorsun. Onu ikrama çıkardı. Böyle dublerde. Bir perde arkasından Ali odur budur, perde onun nakliydi, bıraktı aklı. Muhabbet olsun, anlatılır. Kalktı anlıyorsun, Hazreti Peygamber Cebrail'e nereden arıyorsun dedi. Sen bu vahiyleri, aşağıda da dedi, bir perde arkasından alıyorum. Kim verdiğini biliyor musun? Yok demiş, bilmiyorum. Sana emrediyorum demiş, vahiy geldiği zaman, yani uzandığı zaman aç o perdeyi. Bak kim verir ona. Vahiy geliyor, çıkıyor. Makka yer uzanmış. Aç o perdeyi. Aman ya Resulallah diyor. Ayetler senden sanaymış. Karşı tarafa biraz anlatmak için daha değişik var. Yine aynı yere geliyor. Sonra Mikail gelir, İsrafil gelir. Mikail rızık neydi? Bir maddi rızık var, bir manevi rızık var. Şimdi burada sohbetler yapıyoruz, manevi rızık dağıtıyoruz. Arkadan gelir İsrafil, rüzgar geldi. Ama hakikatte alacağım. Açıkladıkları giderirse sevdiklerini israf edeceksin. Onlar da anlıyor musun? Uyanırsın, alsın bir şey. Rüzgar kestirmeyesin boşa. Sonra dördüncü melek Azrail. O da bizim emrimizde, doğru. Başka devreye. Ne diyor? Sayısız nimet yarattım, bütün nimetlerden en üstünü diyor, akıllı yarattım. Onu da diyor, insanın diyor, emrine verdim. İnsan da onu başa koydu. O akıllı dedi, tutarsan benden, daim görürsün beni sevme. İşte insan düşünceden ibarettir. Nerede tutarsa aklını, orasını seyreder. Şimdi diyelim Cebrail bizim emrimizde, İsrafil, Mikail bizim emrimizde, İsrafil bizim emrimizde, Azrail de bizim emrimizde. Pekala hastalıklar nedir? Azrail'in nefsileri, haber verir anlıyor musun? Biraz benliğinden arın, onu bunu incitme, gururda tutma kendini, biraz daha şiddetle mi gösterirsen, keserim ayakları bir yerden. Ayırırım seni dostlarından her şeyden. Şimdi Azrail amansız hastalık. Kanser denodemi bitti. Bilim adamları ya üç ayda ya altı ayda maksat atıp dünyada misafirliğim tükenmek üzere. Şimdi insan olan isterse gider, isterse gitmez. Sen kendini vermedin, o almaz.
İyi ama biz dayanamayız. Afiyetlere. Dayanamadığımız için. Yenilemek için kendimizi teslim oluyoruz. Şimdi biz bir sefer rahatız. Ben kendimi söyleyeyim. Siz de inşallah imanınız güçlü olur. Siz de rahat olursunuz. Bir örneğimiz var dünyada. Ustadımız Mevlana. Ne babasına gitti, ne annesine gitti. Ne ilk efendisine, Seyyid Burhan Efendi. Doğru Şems'e gitti. Muhammed nereye gitti? O da Ali'ye gitti. Adem'den geldi, Adem'e gidiyoruz. Ama Adem, işte Allah, Adem sıfatıyla çıktı. Biz bilip bildim sonunda bizlere. Ama Adem bulunuyoruz da, Adem'de de uygun hiçbir hizmetimiz yok. O zaman kendini kontrol edeceksin.